Pipetler geldi. Gaye, sana zahmet alır mısın? Sıcak latteyi pipetle içen de ne bileyim. Şule, ne söylüyorsan. Ya, pipetsiz kullanıyor musunuz bilmiyorum ama zaten. Bence de sana gerek yok. Sen içmeyeceksin. İçmiyorum zaten. Sen köpüklü işte, kahve benim midemi bulandırıyor. Aynen. Teşekkür ederim. Verebilirim. Ben istemiyorum. Tamam, ben de içmiyorum zaten. Burada beğendiğim tek şey süslerin. Dünkü süs biraz çok kocamandı. Bu da güzelmiş. Evet. Bence benimkiyle bir asla tutmaman gerekiyor Şule. İrem, gene ağlayacak mısın? Her Hayır. defasında böyle oluyor. Ne oluyor? Yani ben zaten şu an Zehra'ya yorum yapıyorum. Yo, ağlama moduna girmiyorum. Sürekli işte kıyaslıyor şöyle böyle tabii ki diye. Kıyaslayacağım. Benim evimle kimsenin evi kıyaslanacak derecede değil Şule. Bunu anla. Şu an sunumu yorumluyorum. Yani siz ikiniz zaten bugün ben anlamadım. İkiniz ekstra böyle biraz saçmalıyorsunuz. Yani saçma sapan hareketler yapıyorsunuz. Niye bugün böyle? Ya şu an beğendiğim şeyleri söylüyorum. Yani istemiyorsan söylemeyeceğim. İyi uykunu alamadın mı? Yok, gayet de çok güzel uykumu aldım. Nasıl anlamadım yani, burada oturuyorum. O zaman gayet tekrarlamıyorum yani, ben bir kere söylerim, tekrarlamıyorum. Küçük şömine dediğime mi bozuldu? Hayır, şu anda hani şu grup dedim ben. Şu gruptan ben kastım. Ben güzel bir şey söyleyecektim. Ağzıma yani şöyle söyleyeyim, güzel bir şey bu saatten sonra söylesem bile bir anlam ifade etmiyor. Şu ruj izin bu burada kalacak. Pek de önemli değil yani. Yani senin için önemli olmayabilir sen ama de benim için önemli. Ben çok ağlamam canım. Ben ağlamam, ağlatırım. Tabii, göreceğiz onu. Tamam, görürüz. Ben de söylemek istiyorum. Ben çok büyük buldum bunu. Sen buna mıka diyorsun ama bizim oralarda buna mika denir. Yani bizim oralarda da mıka deniyor o zaman. Ve yani bu tam bir şekilde mesela şöyle tabak boyutunda olsa ben konuşuyorum. Eskiden annemin bana ördüğü bir şey olduğunu söyledim. Taban onu boyutuna ölçüp de alamam. O yüzden ben bunu kullanmak istedim ve buna göre bir tabak seçmek istedim. Zehra, bir şey söylemek istiyorum. Tabağa yolluk atmış gibisin. Bence de. Ne yapmış? Yolluk atmış gibisin yani. Yani siz işte yolluk halısına benziyor. Evet, biraz daha böğünü örsen. Mutfağındaki halı benzemiyor mu? Evet. Poşetlik olur. Yani siz, evet, zevksiz bir insan olduğunuz için anlamıyorsunuz. Mutfağındaki halıya yorum yapmıştın. Evet, doğru bir yere değindi arkadaşım. Çok benziyor. Aynısını buraya ördürmüşsün. Yani aynısını annen yapmış. Arkadaşlar, siz farklı koymuşsun. Şeyler görmeye alışık değilsiniz. Hani ben o zaman sen de alışık değilsin. Benim mutfağımdaki halıya neden yorum yaptın o zaman? Aynısı. Zaten, onun onun küçüğü sadece beyaz ve İşte farklı bir rengi tabağın üstüne koymuşsun, sunumluk olarak getirdin bize. Tamam, onun farklılıkla bir alakası yok ki. Ben sunum farklılığından bahsettim. Tamam. Bak, yoksa seni kullandığın diyor ki, seni halıyla aynı diyor. Seni kullandığın halıyı herkes mutfaklarında kullanıyor. Zehra, buz isteyebilir misin? Elimi yaktım, yani şişiyor. Ateşli bir şey koydun önümüze, ellerimiz yandı. Vallahi yanıyorum, çok kötü oldu ellerim. Yani çarpmışsınızdır belki ondan. Dikkat et de çarpmayın. Yani bir şey söyleyeceğim. Her şeyin mantıklı düşünmesini... Bir dakika. Her şeyin mantıklı düşünmesini biliyorsunuz. Camın içerisine ateş yapmışım. Bu camın ısınacağından hesap edemedin mi? Zehra, elim yanıyor diyor. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Aynen, yani bunun açıklamasını mı yapıyorsun? Yani her şeyi ben mi söyleyeceğim? Buz getirecek misin? Buz alabilir miyiz arkadaşların sesi kesilmesi için? Ben bir buzluğa bakıp geliyorum hemen. İnşallah buz vardır stokta. Arkadaşım soğuk soğuk terlemeye başladı. Bence sen elini ona değdir, iyi gelir. O da olur. Aynen, benim elim her zaman soğuktur zaten. Senin gibi soğuk. Aynen öyle. Bardaklarının fiyatını alabilir miyim? Altılı aldım. 300 TL onların fiyatı. Gayecim, şansına bir sürü buz varmış. Gelin evinde bir ilk. Yani ellerim yandı, parmaklarım yani şişti. Nasıl olacak bu böyle bilmiyorum. Gelin canım evinde acıyor. Bence de bir ilk, kendi kendine yakan ilk yarışmacısın ben galiba. Bence hepimizi yakmaya odaklandın sen. Yani sadece ikiniz yandınız, diğer arkadaşlar ben yanmadı. Ben de yanmıştım aslında, şöyle çeker. Sen işte sadece bir yanacaktın, ben sana yardım ettim iyi niyetimden ama bundan sonra bir iyi niyet bekleme. Zehra, ben de seni yakacağım. Hani yandıysan ama başka türlü. Göreceğiz. Senin için yanacak, için. Aynen, sen bundan bir tane yesene. Yani sen her şeyi yemeye alışıksın birazcık, onu da yiyebilirsin Yok, bence. Yok, sağ ol. Hanımlar, rica ederim, alevlendirmeyin ortalığı. Yorumlarınız bitti mi? Evet, evet, siz. O zaman salon yorumlarına geçelim.